Merhabalar, Biyomedikal Tek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yüksek akış tedavisi ya da high flow terapi anlatıyoruz. Bu video kısa bir video olacak, teorik bir giriş düşünebilirsiniz. Sonraki videoda Vaboterm diye yüksek akış tedavi cihazımız var. Onu daha detaylıca anlatıyoruz ve sonraki videomuz daha pratik olacak. Bugün video planımız şu şekilde. İlk önce kısa bir girişimiz olacak. Solunum sistemi nedir, ne değildir ona bakıyoruz. Ondan sonra hastaya oksijen iletim yolları, biz hastaya nasıl oksijen veriyoruz, hangi tıp cihazları kullanıyoruz. Ondan sonra HFT ya da yüksek akış tedavisi nedir? En son olarak HFT, CPAP ve diğer solunum destek cihazlarından farkı nedir? Yani bizim yüksek akış tedavi cihazımız CPAP gibi çalışıyor mu? Yani aynı görevi yapıyor mu yoksa başka bir görevi mi vardı? Onu detaylıca bakacağız. Şimdi ilk önce kısa bir girişimiz olsun. Solunum sistemi nedir? Solunum sistemi vücutta gazın alışverişini sağlayan sistemidir. Tabii ki bu sistemin organlarına hemen bakalım. İlk önce üst hava yollarında şuralarda var. Burun boşlukları. Burun boşlukları bizim için çok önemlidir. Çünkü HFT tedavisinde ya da yüksek akış tedavisinde onlar bizim için yani esasımızdır. Pardon, esasımızdır. Ondan sonra farenks de vardır. Larynx. Alt hava yollarına geçelim beraber. Trakea, bronşlar, temel, ikinci el ve üçüncü el. Ondan sonra bronşiyoller, alveoller. Tabii ki ona ek olarak diyafram ve göğüs kaslarımız var. Peki bu sistemin görevleri nedir? İlk önce akciğerlere alınacak havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, filtre edilmesi ve temizlenmesidir. Ondan sonra dışarıdan alınacak havanın alışverişinin yapılması, biz dışarıdan oksijen ya da temiz havayı alıyoruz ve içeriden ya da vücuttan dışarıya doğru karbondioksit atmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu solunum sistemiyle. Ondan sonra bu çok önemli bir görev aslında. pH ayarlanarak homeostazın devam ettirilmesi, vücuttaki homeostazın tabii ki. Şimdi hastaya oksijen iletim yolları nedir? Yani mesela diyelim ki biz hastayı nasıl oksijen veriyoruz, hangi tıp cihazları kullanıyoruz, hangi teknikleri kullanıyoruz. İlk önce ilk başta şöyle iki tane yöntemimiz var. Invasive ve non-invasive. İngilizce olarak söyleyeyim. Invasive ve non-invasive. Şimdi konumuz daha kolay olsun diye kolaylaştırmak için şöyle piramit gibi bir şey çizdim. Altta en kolay yöntemlerimiz var. En kolay, en basit tıbbi cihazlarımız. Yukarı doğru gittikçe durumumuz daha karmaşık olacak ve klinik durumumuz daha diyelim ki daha ağır olacak. Yani klinik durumumuzu ağırlaştıkça biz yukarı doğru gidiyoruz. Tabii ki en altta daha basit tıbbi cihazlarımız olduğu için non-invasive yöntemlerimiz var ve yukarı doğru gittiğimizde invasif ya da non-invasive. Şunu anlatayım size. İlk önce en basit yöntemlerimiz var. Oksijen maskesi, BVM maskesi. Tabii ki bunlar non-invasive yöntemler. Yukarıya doğru bir adım daha atalım. HFT yüksek akış tedavisi, CPAP ve PPAP, EPAP cihazlarımız var. Onlardan daha karmaşık olan ventilatörlerimiz var. Onları mesela invazif ve non-invazif durumlarda kullanabiliriz. Tabii ki TBD olduğu için bunlar en karmaşık tıbbi cihazlarımız pardon ve onlar en ağır klinik durumlarımızda kullanılmaktadır. Arkadaşlar beraber yöntemlere bakalım. İlk önce en basit sistemimiz nedir? Basit oksijen sistemi tabii ki bu normal bildiğimiz bir sistem. Bir tane oksijen tübümüz vardı. Onun üstünde bir tane regülatör ya da basınç düşürücü manometre diye geçiyor. Distile su haznesi. Hastaya nazal kanülü kullanarak bağlayabiliriz. Bu seviyede ama daha karmaşık bir şey. Yani daha diyelim ki biraz daha karmaşık. Balon valve maskesi ya da bag valve mask şu şekilde. Tabii ki şuradan hava girişine bağlıyoruz oksijen tübüne. Ondan sonra şöyle hava haznesi de vardı. Bazılarında pip valve diye bir şey vardı. Bazılarında da yok. Yukarıya doğru bir adım daha atalım. Tam piramidin ortasındayız. HFT, CPAP, PPAP ve EPAP cihazlarımız var. Tabii ki CPAP cihazımız şöyle bir maskeyi kullanıyor. Pozitif bir basınç ürettiği için şu maske çok önemli. HFT
Yüksek akış tedavi cihazlarımız, vaboterm cihazımız vardı. Tabii ki bu vaboterm cihazımız nazal kanülü kullanarak hastaya yüksek akışla oksijen veriyor. Ardından tabii ki tam tepede tam en karmaşık cihazımız var, ventilatör. Bu cihaz bazen invaziv durumlarda kullanılıyor. Bu cihaz bazen non-invaziv durumlarda kullanılmaktadır. Tabii ki şu şekilde resimlerde gördüğünüz gibi. Klinik durumumuz ağırlaştıkça yukarı doğru biz gidiyoruz. Tabii ki esas konumuz bugün HFT tedavisi ya da yüksek akış tedavisi. Yüksek akış tedavisi nedir? Ya da high flow terapi nedir? HFT. HFT hastanın enspiratuvar akışını aşan akışlarla hastaya oksijen iletimidir. Ama burada gerçekten çok kritik bir şartımız vardı. Oksijen çok hızlı bir şekilde solunum sistemine girdiği için nemli ve sıcak olması lazım. Yoksa mukozal dokuları kurutup hastaya zarar verebilir. Peki bu şey nasıl oluyor? Yani bu HFT nasıl hastaya yardımcı oluyor? Nasıl hastayı iyileştirir? Hemen bunu anlatayım. Daha önce girişte yazdığımız burun boşlukları hatırlıyorsanız bu tedavisinin anahtarıdır. İlk önce şöyle bir şey oluyor. Yüksek akış tedavisi. Bu alanı ya da burun boşlukları temizleyerek, sürekli bir şekilde temizleyerek hastanın aldığı gaz daha verimli bir hale getirmektedir. Bu şey nasıl olacak? Hemen bu resim size izah ediyor. İlk önce bizim cihazlar aldığımız gaz, vaboterm aldığımız gaz, bu ölü boşlukları ya da nazal kaviti diye bir şey vardı ya da burun boşlukları temizliyor. Ondan sonra şöyle bunun içinde diyelim ki oksijen debusu oluşturmuş olduk. Ondan sonra hasta buradan hava veriyor ve nefes verme fazı oluşuyor. Peki arkadaşlar, biz şimdiye kadar yüksek akış tedavisi nasıl çalıştığını gördük. Peki bu tedavi yöntemi gerçekten verimli mi? Yani diyelim ki bizim bir tane hastamız vardı. Entübeye doğru gidiyormuş. Bir doktor geldi, diyor ki bu hastayı entübe olmadan önce HFT cihazı kullanın ve hastayı kurtarmaya çalışın dedi. Peki gerçekten eğer mesela diyelim ki biz bu hastayı aldık, vaboterm cihazına bağladık, verimli mi olacak? Yani gerçekten entübe olmadan önce kurtarma şansımız var mı? Bu noktayı daha bilimsel bir şekilde size izah etmek için akciğer hacimlerinden biraz bahsedeyim. Tabii ki akciğer hacimleri diye bir şey vardı. Çoğu biyomedikal mühendisler ve doktorlar bilir buraları. Ama hepsini anlatmayacağız bugün. Sadece tidal volume ve ölü hacmi diye bir şey vardı. Onu anlatmaya çalışayım size. Tidal volume ne demek? Her bir solukla ya da her bir nefeste alınan veya verilen hava volümü olarak tanımlanır. Biz nefes aldık. Ondan sonra verdik. Verdiğimiz havanın hacmidir. Tidal volume diye geçiyor. Peki bu sayısal bir şey var mı? Tabii ki var. Yetişkinlerde yaklaşık 7 mililitre her kilogram için. Yani ortalama orta kilolu bir yetişkin yaklaşık her nefeste 500 mililitre hava alıp veriyor. Ama şöyle bir şey vardı. Tamam, biz nefes aldık, verdik. Vücudun içinde solunum sistemi havanın alışverişini yapıyor. Daha önce gördüğümüz gibi. Ama bu havanın hacmi tam olduğu gibi kullanıyor muyuz biz? Hayır, kullanmıyoruz. Çünkü ölü boşluk diye bir şey vardı. Ölü gaz hacmi diye bir şey vardı. Literatür diyor ki normal solunum koşulların altında, yani koşmadan ya da bir hastalık olmadan tidal volümün hacmini, tidal hacminin yetişkinlerde yaklaşık %30'unu ve yeni doğanlarda yaklaşık %50'sini anatomik ölü boşluğu temsil etmektedir. Ha, ne demektir? Diyelim ki biz nefes aldık, sadece yüzde, mesela yetişkinlerden bahsediyorum. Biz nefes aldık, sadece %70'ini kullanıyoruz. %30'unu kaybediyoruz ya da hiç olduğu gibi girip çıkıyor hiç kullanmadan. Ve yeni doğanlarda bu durum gerçekten çok önemli. Yani yaklaşık %50'sini hiç kullanmıyoruz biz. Tamam. Ölü boşluk gaz hacmi ne demek? Hemen anlatayım. Ölü boşluk hacmi gaz değişiminde yer almayan solunan havanın hacmidir. Yani bu hava tam olduğu gibi
Girip çıkıyor hiç kullanmadan, yani gazın alışverişinde hiçbir görevi olmuyor. Bu hacim nerede kalır? Bu hacim borun boşluklarında ve hava yollarında kalmaktadır. Peki biz HFT ne için kullanıyoruz? Biz HFT bu borun boşlukları temizleyerek sürekli bir şekilde kullanıyoruz. Biz bu havayı sürekli bir şekilde temizlersek ne oluyor? Bu hacmi en aza indirmeye çalışıyoruz. Peki en aza indirdik diyelim. Diyelim ki %30'undan %15'e indirdik pardon. Daha verimli bir sonuçlara ulaşma şansımız var mı? Hastaya etkisi var mı? Tabii ki hastaya etkisi var. Şöyle kısa bir denklemimiz olacak. Alveoler ventilasyonu, yani alveolerde gazın alışverişinin oranı diyelim. Eşittir tidal volüm eksi ölü boşluğun hava hacmi çarpı solunum hızı. Ha, o yüzden o zaman pardon, alveoler ventilasyonu bu ölü boşluğun hava hacmi doğrudan bağlıdır. Yani bu şeyi en aza indirdiğimizde bu en iyi bir şekilde olmaya çalışacak. Yani bu mesela diyelim ki en aza indirdiğimizde alveolar ventilasyon en iyi bir şekilde şey olacak. Diyelim ki sayısal bir örnek daha kolay olsun diye. Diyelim ki tidal volüm daha önce gördüğümüz gibi yetişkinlerde yaklaşık 500 mililitre çarpı bu ölü boşluğun yaklaşık %30'u yaklaşık %50 çarpı 12, tabii ki solunum hızı her dakikada yaklaşık 12 ile 16 arasında eşittir 4200 mililitre. Ha, tamam. Diyelim ki mesela biz bu havayı aldık, sadece bunlardan kullandık. Şu tabii ki alveolar ventilasyon minit volume diye bir şey vardı. Onlara girmeye hiçbir gerek yok. Sadece şu sayısal bir örneğe bakalım. Tamam. HFT kullandık. Tamam. Biz bu hastayı aldık. Vapotherm cihazı aldık, bağladık hastaya. Tamam, ölü alanın hacmini yaklaşık %75'e indirdik. Yani %50'sini indirdik. Nasıl olacak? Hemen denklemeye ekleyelim. 500 eksi 75 çarpı 12 eşittir 5100 mililitre. Ha. Arkadaşlar bakın, yani arasında yaklaşık 1 litre vardı. Yani dolayısıyla daha iyi alveolar ventilasyonu elde etmiş olduk. Daha iyi ve daha hızlı sonuçlara ulaşma imkanlarımız oldu. Ve entübasyondan hastaya kurtarmış olduk. Yani hastayı entübe olmadan önce biz diyelim ki daha oksijen vermiş olduk. Sonuçlara ulaşma şansımız oldu. Bir çalışma var mı diyorsunuz? Evet, bir çalışma vardı. Bir çalışmada 104 solunum zorluğu R'de respiratory distress hasta alınmış ve Vapotherm yüksek akış tedavi cihaza uygulanmış ve bu cihaza bağlanmış. Tabii ki bu şey, yani bu cihazdan biraz bahsediyoruz. İnşallah ki sonraki videoda bu cihazı inceleyeceğiz beraber. Onlardan tamam, biz bu hastaları aldık. Onlardan 70 ve 77 hasta iyileşti. 27 hasta ise daha ağır bir müdahale ihtiyacı kalmış. Tamam, yani diyelim ki arkadaşlar biz 104 hastayı aldık ve HFT yüksek Vapotherm cihazı uyguladık. Onlardan 77 hastayı iyileştirmeye çalıştık biz. Yani o da çok iyi bir rakam aslında. Bu 27 kalan hastalardan pardon 4 hasta entübe edilmiş ve 23 hasta ventilatöre bağlanmıştır. Non-invasive bir şekilde sadece ventilatöre bağlanmış maskeyi kullanarak. En sık sorulan sorulardan biri. Yüksek akış tedavi cihazı CPAP mı? Kısa bir cevap vereyim. Hayır, yüksek akış tedavi cihazı CPAP cihazı değildir. Daha önce gördüğümüz gibi bir piramitte yüksek akış tedavi cihazları HFT, CPAP, PPAP, EPAP onlar aynı düzeyde, doğru, ama onlar birbirinden çok farklıdır. Mantık olarak çok farklıdır. Birkaç çalışma diyor ki mesela yüksek akış tedavi cihazı CPAP'ın alternatifi olarak kullanabilirsiniz ama onlar birbirinden çok farklıdır. Yani farklılar, aynı değil. HFT yüksek akışla gaz hacmini ölü gaz hacmini temizleyerek ventilasyonu daha verimli bir hale getirmektedir.
Tamam, biz bu bölgede çalışıyoruz. Yani üst hava yollarında çalışıyoruz. CPAP hava yollarında küçük miktarda pozitif basıncı oluşturarak alveoller duvarların çökmesini engellemektedir. Yani biz mesela burada pozitif bir basınç veriyoruz. Şunlar, şu duvarlar birbirine çökmesin diye şu pozitif basıncını oluşturuyoruz. Ama yani ölü alanla hiçbir işimiz yoktur. Bunlar alt hava yollarında, bunlar üst hava yollarında. Yani yer olarak farklıdır. Bu akış dayanıklı, bu basınç dayanıklı. Yani en temel farkımız bu. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Diyelim ki mesela biz yüksek akışla hastaya oksijen verdim. Hava yollarında pozitif bir basınç olmayacak mı? Hemen literatüre bakalım. Vaboterm yüksek akış tedavi cihazı pozitif basınç oluşturamaz mı? Bir çalışma aldı. Bir çalışma aldım. Bir çalışma koydum burada. Bu konuda gerçekten literatür, yani ben araştırdım biraz. Şimdi şu siteyi girebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsunuz. Bu orada birkaç çalışma vardı. Ama gerçekten literatür tartışmaktadır. Yani bir çalışmada Vaboterm cihazı kullanılmış. Bebekler alınmış. Yaklaşık onlara 8 LPM, yani akış hızı yaklaşık her dakika 8 litre gidiyor hastaya ya da bebeğe. HFT tarafından üretilen CPAP basıncı, yani üst hava yollarından CPAP basıncı yaklaşık 6 santimetre su. Bu basınç CPAP cihazlarından üretilen basınçtan daha fazla olmadığını ve bazı durumlarda önemli ölçüde daha az olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın devamında yaklaşık, yani akışımız 5'e ayarladığımızda CPAP basıncı kaç olmuş? Yaklaşık 3 olmuş. Yani tipik olarak Vaboterm cihazları sadece hafif pozitif basınçların geliştiğine bulunmuştur. Şöyle düşünebilirsiniz, yani hasta için çift faydalı bir tedavi yöntemi olacak. Hem küçük bir pozitif basıncı olacak alveoler ventilasyonu için, hem de ölü hacmini yüksek akışla temizlenmiş olduk. Tabii ki bugün videomuz bu kadar. Sonraki videoda inşallah pratik olacak. Vaboterm cihazı detaylıca anlatacağız. Görüşmek üzere.